Açık hava. Şeyi konuşalım. Değerli arkadaşlar, ben şunu anlamıyorum. Bu ülkede bu ne zaman çözülecek hakikaten anlamıyorum. Niye biz Nasrettin Hoca heykeli yapamıyoruz? Bir tane daha yani, dün evet, herkes mesaj olarak evet, attı. Ben de gördüm. Arkadaşlarımız atmış. Hiç konuşmadığımız bir konu. Bir de yani hani çekilen evet, açıdan dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sanki eşeğin kuyruğu ve bacakları, ya yani eşeğin kuyruğu Nasrettin Hoca'nın şeyi. Bir Yunan mitolojisi karakteri gibi değil mi? Ya da Mısır mı diyelim? Evet, yarı evet, Nasrettin Hoca, yarı eşek karakteri bu. Ve yani belli ki o eşeğin evet, kuyruğu değil, eşeğin çok evveli zeki yani. Yani ama şey yani mesela eşeğin üstünü mü almak istersin, altını mı almak istersin? Zaten bu espriye böyle bir korna lazım. Bayağı in aşağı. Doğal bir sansür oluştu galiba. Bitmiyor değil mi? Inception şeyi gibi değil mi? Gemi evet, güzel şey, sesti bu arada. Ben Hans Zimmer yapıyormuş gemide. Merhaba, ich bin Hans Zimmer. Gone. Tuşu var değil mi? Oha ne kadar müzik yaptı falan diyor herkes. Ne deha falan böyle. Abi evet, Hans Zimmer'ı ne abartıyorlar ya. Adam ama şey ya böyle şeyi değiştirdi. Inception'da yaptı ya. Bir tane horn var. 10 sene boyunca. Herkes onu herkes yapıyor. Herkes onu yapıyor. Nasıl satayım? Lokmacı gemi açmak gibi bir şey. Hans Zimmer'ı da yapıyoruz da yapalım. Şey diyor değil mi yapımcı? Gom, bas bas. Bas bas onu bas. Daha çok basmak şey daha diyeceğim, demin dedin ya yarı eşek yarı evet, Nasrettin Hoca. Hani Türkiye'de kıyamet günü olsa böyle bizim minatörümüzle Nasrettin Hoca eşek bir yaratık çıkacak. Değil mi? Öyle bir şey. Maya çalıyor altta başka bir şey. Saçma sapan. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun. İyice öyle bir yarış. Şey, işte God of War'da o da geliyor anladın mı? Gözleri beyaz ama böyle. Çok iyi ya. Neyle vurabilir peki? Kazanlı bir şey lazım. Kazanlı. Kazan küçük olabilir, küçük şeyler atıyor böyle doğuran yaratıklar. Kavuk olabilir. Kavuğu böyle ha, çıkarıp işte böyle geri geliyor. Ellerinden ama kürk çıkarıyor falan. Ya kürk ya. Kürk ya. Kürk yaratığa dönüşüyor böyle. Tam şey gibi doldurulmuş hayvan gibi insanları yiyor. Maya çalabilir sana. Tabii işte. Maya atabilir ve yapışıyorsun. Asitli maya ama hani evet, eriyor suratın. Abi mitolojik korku karakteri falan olarak hakikaten kullanılabilir. Abi yok yani bizde ya, hiç yok. Geçen bölümlerde konuştuk ya böyle işte ne bir şey adam vardı. Ne? Mothman var mesela, güve adam. Hani değil onlar mi? Da her boka bir şey bulmuşlar ha, ya. Güve adam, hamam böceği adam, bizde yok, zart adam. Bizde yok herhalde. Bizde ne olabilir? Mothman nerede vardı ya? Bizde gulyabani var. Ya Mothman bir folklor şeyi Amerika'da bir kasabanın orada çıkamıyor. Aynen. Uyu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 
Fazla lafa da süper kahraman. Aynen. Kıyafet olarak kanatlı böcek kıyafetiyle oynuyor. Gerçekten God of War yapımcılarına, Sony yapıyor değil mi God of War'ı? Evet. Sony'ye buradan sesleniyorum. Lütfen Türkiye'de geçen ve bizim, mesela Tepegöz olabilir bak. Evet, bizim tabii doğru. Mitolojimizde var. Şey Tepegöz okuldaki, ben de o geldi. O geliyor böyle. Hasedat kağıdı. Sonra yansıtıyor, ben notlarını ve yanıyorsun. O şey yani, başkası tarafından yaratılmış bir robot, kocaman. Öyle bir yaratık aslında, yarı cyborg. Voli'ye benzemiyor mu biraz ya? Evet evet, direkt Voli. Evet, evet. Voli'nin korkunç doğru versiyonu. Ama Nasrettin Hoca'nın karakterini çok sevdim. Bir de o heykel gibi olması gerekiyor, o büyük. Tabii, altı eşek. Eşeğin de ayağının eşek ters olması lazım. Tabi tabi, ayakları ters böyle. Tabii, dabbe, ya, dabbe de karıştı şimdi. Eşeğe. Dabbe de geldi evet şimdi. Tabii. Güzel. Başka nasıl korkunç bir karakter olabilir? Evliya Çelebi ne yapıyordu? Yazıyor, yazıyor. Eşeğe biniyor muydu orada? Yok. O gemiyle falan. Kedi dolduruyor. Oğlum eşeğe ters kedi mi dolduruyor? Nasrettin Hoca'ydı. Geçen gün Fatih diye bir arkadaşla görüştüm. Akademik çalışma yapıyor kendisi. Ve hemen saygı akademik çalışmasında yeni nesil talk show'lar. Talk show'un artık yani televizyondan internete evrilmesi konusunda bizi de çalışmasına dahil edip. En başarılı örnek olarak herhalde. Bizi başarılı bir örnek. Hocası da bu arada. Yani doktor öğrencisi tezin, zaten. Hocası da seyirci bizmiş. Tezin başlığı neymiş biliyor musun? Neden tutmuyor? Biz de bilmiyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Neden 100 bin aboneye bu kadar zor geçti? Ön sözde şey yazıyor, tutunamayanlar. Tezi bir alıyoruz. Özgür Tunağan. Bir de gülen fotoğraf. Neden bu kadar ufak bir kişiye kabul etmiyor? Direkt kapak, sınıfta kalıyor. Kapakta. Ufak ufak değil lan. 100 bin kişi şuraya dizsek aklınız durur.
Tabii canım. Tabii canım. Çok kişi bizi izliyormuş evet. diye. Tabii canım yani. Bir şey olsa mesela hani bazen abone unutup yeni abonelik açanlar da böyle iki kişi gelse oraya aynı kişi mesela. Mesela. 10 tane aboneliği var adamın bölüp bölüp getirmişiz. Evet, bölünüyor böyle değil şeydeki mi? Gibi. Neden ha, bölünüyordu? Bence var ya Emin YouTube'un ismi. Mesela internetin gücünün anlaşıldığı anlardan biri bu. Enes Batur'un AVM'de bir izdiham olmuştu hatırlıyor musunuz? O mesela bence bir şeydi bence. Fotoğraf çekinmeye gittikleri gün mü? Yok Enes Batur gideceğim demiş ve AVM'de izdiham olmuş gitmiyor. Ha, Enes hatırladım. Yani. O, AVM patlamıştı evet, çocuklar, yani. Veletler. Bayağı. Yani bayağı önceydi herhalde bir 5-6 yılı var Enes belki. Enes Batur şu an nereye gitse ezilir yani. Ben bir kere Levent metroda bir anda çığlıklar ve böyle falan diye böyle yanımdakiler bağırmaya başladı. Ne oluyor diyorum yani. Meğer Orkun Işıtmak metroya binecekmiş. Aman Allah'ım. Gördüler. Orkun Işıtmak. Evet, yani çocuklar bağırmaya başladı. Ben de ne oluyor dedim ya. Ben ya. Mesela 3 lira lahmacun işte böyle. Orkun Işıtmak görünce ne konuşacak yani? Ya. Abi 50 liralık hamburger gerçekten güzel. Zaten yani öyle bir karakter olduğu zaman hani herhangi bir konuşacak bir şey de veremiyorsun insanlara. Hani sen bir yani Looney Tunes karakteri, çizgi film karakteri gibi oluyorsun. Seversin, şey yaparsın da hani bir böyle rol model mi Orkun Işıtmak yani? Onu anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Abi yani sonuç olarak sen 50 liralık hamburgerle 5 liralık hamburgeri analiz edebiliyor musun bugün baktığın zaman? Muhteşem bir olay abi. O edebiliyor işte abi. Ve işi komik 10 sene önce de aynı içerik evet. yapılıyordu hani. Hala bilmem ne versus edeyim. Bilmem ne. Herhalde o 200 senede bir baştan başlıyor. Evet. Ben en anlamadım Meryem Can. O normal, o sadece kendi hayatını çekiyor yani. Bence. Ne ne oluyor abi hani? Bence en düzgünü o bu arada. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Geçen o, bunun bir videosunu izledim. Dışarıdan hiçbir iddiası yok. Hakkında boş değil mi YouTube? İftarlık yemek söyleyip onu test ediyordu. O da aynı içeriği yapıyor yani bu arada. Devam etmesi de ilginç. Yani. O yenilemedi. Mesela Enes Batur da aslında kendini yeniledi. Ya bayağı bunda şeye bakmak lazım. Hani izleyen izleyici kitlesine bakmak lazım. Geçen yani şöyle bir şey gördüm abi. Adana'da bir tane çocuğu direğe bağlamış arkadaşları. Kafasında yumurta kırana 5 lira. İşte tokat atana 1 lira diyor. Ve ne yapıyorsunuz diye soranlara abi YouTube videosu çekiyoruz diyor. Ve insanlar gülerek o çocuğun suratında yumurta patlatıyorlar. Ve çocuk en son saraya bulanmış. Abi iyi misin diyor. İyiyim iyiyim falan devam ediyorlar. Hani bu artık şeye dönüştü. Ben de izledim bunu. Hani ne bileyim böyle Gladiatör'deki bir köle pazarı sahnesi vardı evet. ya. Ben ya en son böyle bir ilkelliğe doğru gidiyor. En son ben memnunum. Yani yeni işte. Bir Adanalı bir ekip artık galiba onlar içerik üretmiyorlar çünkü yani ben bunu gördükten sonra hatta film falan da çektiler Sefa, onlar. Sefa Mame. Bilmiyorum. Üç kafadar mıydı neydi? Galiba evet, onlar. Facia yani en son üçlü. Bir arabanın arabanın arkasına bir arkadaşlarını bağlayıp arabanın arkasında sürüklüyorlardı yani. Onu gördükten sonra yani okey wow. Başlıyorlar artık böyle yani iyice. Derisini yüzüyor. Yani orada bir durmaları. Arenayı çıkartıyorlar karşısında Russell Crowe. Kafasını kesiyor. Televizyonda çalışan böyle format avcıları vardı. Yurt dışına gidip format bulurlardı. İşte Türkiye'nin en zenginlerinden Osman Taner'den bir tanesi zaten biliyorsunuz. Hayır şöyle yani bunun hani çok ileride YouTube formatlarının hani fuarı oluyor mesela. İşte hani işte adamı arabanın arkasına bağlamışlar. Sürüklüyorlar. Bilinçli şey her like geldiğinde hani biraz daha üzerine satır düşüyor falan. Hızlı gidiyor. Hani böyle artık tamamen ölüm testere gibi bir şey yani. Hostel odalarında böyle YouTube trendleri yapılıyor hosteldeki gibi. Öyle bir alıp bir odaya giriyorsun senin kafanda işte. 10 ay orta çağ zindanında kaldım. Böyle içerikler. Olay böyle hani o videoyu izledikten sonra şunu düşündüm. Ulan harbiden apokaliptik bir yere doğru gidiyoruz. Evet. Ve olay YouTube'dan taştı. Hani bunun artık önüne geçemez. Ben format arayanlara geçmek istemiyorum. Aynen. Ben destekliyorum. Olması lazım. Kesin daha da kötü tabii şeyler dibi görmeden lazım. Çıkamazsın. Aslında pompalıyor. Şeyler. Mesela adam video çekiyor. Diyor ki TikTok çeken genç öldü diyor mesela. Halbuki herif mesela video çekiyor ya da MOBS çekmiş. Yani ölüm riskli aynen. bir şekilde ölebilir yani. Ya geçen ama mesela, bir çocuk böyle aynaya benzin dökme challenge mı ne yapmıştı dedi saçmalıkla yanmış güzel, çocuk. Güzel. Yanarsın 12, yani. 12-13 yaşında.
Battal Gazi'deki önüne iğne bağlayan adama karşı durma challenge. Aynen. Üstüne doğru böyle yürüyor. O şey, Tarkan'ın bir film var ya böyle oda oda geçiyor da bir odada mesela altın adam var falan böyle bir odada. O neydi? Harbiden James Bond gibi karakterler galiba vardı. Galiba o filmde Tarkan'da olabilir bu önü iğneli evet, adam. Evet, ya Tarkan sanki... ya Battal Gazi ikisinden bir tanesindeydi. Şeydi bir tane altın adam adamı şey yapıyordu şey tutup çekiyordu kendini ha. Sarılarak tabii. Öldürüyordu. Ya onun bir akraba abi. Şeyi. Onun daha akraba, saçma versiyonu. Misyonuyla öldürüyordu yani. Abi bak ona dalga geçiyoruz da geçen şeyi izledim. Bu Golden Eye var ya James Bond'un evet. İlk Pierce Brosnan'la. Abi oradaki kötü kadın karakter Rus Tanya mı ne? Yani sevişme bahanesi de erkekleri böyle iki bacağının arasında kıstırıp belini kırıyor. Aa ne güzel. Böyle bir oha, öldürme abi, şekli var. Çünkü fiziken şey oynuyor hatta bile. Famke Janssen diye bir Hollandalı kadın. Çok hoş Nip ben çok beğendim. Oynayan. Güzel. Ne yapıyor bunlar? Gezi teknesi anlatıyor. Şurada Golden bilmem ne şey. Neyse. Şurada kısmı. Bu vergi kaçtı. Burayı böyle. Burayı böyle istihdam ettik. Burada şurada bu video. Böyle kötü olaylar turu. İşte ne bileyim ben cinayetler. Burayı yandı olarak. Sonra villa oldu. Şuraya tanker girdi. Şu tanker giren ev hangisi acaba? Şu kırmızı bir yalılardan bir tanesi. Buralarda bir yerdeydi ya ama. Şu hizada herhangi ya, bir ya olabilir. Şunlar ya şu. Şu olabilir mi acaba? Bak olabilir. Kapalı mı? Yamulmuş önü. Sanırım sarı bir evdi. Levent Kırca mı? Kırmızı vardı uçak gülüyor. O zaman şu. Şurada da bir kırmızı var o yüzden. Oha ikisi aynı. Oraya girmez ya. Evet ya. Tanker de karıştırmış ondan girmiş. Hangisiydi lan? Hangisine girecektin? Burası Anadolu Hisarı bu arada şu an bulunduğumuz öyle noktanın mi? Adını Anadolu evet. Hisarı derler. Şu an izleyiciler merak eder. Belki der ki şu an nerede bulunuyorsunuz? Anadolu Hisarı'ndayız. Gizleyerek gelebilirsiniz. Evet şu anda. Ah güzel İstanbul. Hala burada olacağız yayınlanana kadar değil mi? Burada evet, bekliyoruz. Evet evet. Bundan sonra buradayız biz. Hep. Öbür benim şey söylüyor. Sakallar uzamış böyle zayıflamışız. Balık yiyoruz falan. Yalnız rüzgar gidince kendime geldim ya. Bir hayat evet, ne kadar güzelmiş. Evet rüzgar engelliyormuş hakikaten. Rüzgar gerçekten. Rüzgar çarpar adamı. Yani bir ara bizi bitiren isim rüzgardı. İnsanın yaşama sevincini alıyormuş. Ve başladı. Bir enerji elde edilebilir. Güneş falan da açmıştı ne güzel. Evet şimdi açacak açacak. Ara ara gelecek. Gidiyor. Bak şu ağzımızı açtık. Oradaki buluttan bana hafif bir güneş yansıması var. O çok mutlu ediyor beni. Yani ben şu an gerçekten suyun içerisinden devasa bir canavarın çıkıp... Değil mi? Bende de öyle bir beklenti var Volkan Bey. Neden acaba? Sallantı buna neden oluyor. İçimden sadece bunu düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum şu anda. Ne çıksa hoşunuza gider? Godzilla gibi bir şey. Godzilla güzel olur değil mi? Evet yani Godzilla'yı ben biraz tasarım olarak hatalı buluyorum. Niye? Yani, yenisini mi eskisini mi? Kertenkeleye mi benziyor? Ya böyle bir dinozorumsu bir şey ya. Bana biraz yavan geliyor. Ejderle dinozor arası bir şey yok olmamış. Mesela şeyler daha iyiydi bence bu. Pacific Rim diye bir film var ya. Evet. Oradaki yer çok güzel. Oradaki yerler daha rasyonel iyiydi. Dinozorun böyle eli kısa ya. Yani. Korkunç değil. Vuramazmış evet. Gibi. Seni tutup ya alamaz. Bir nazik yani. Bir evet. Hani korkunç. Aman böyle, ben karışmayayım evet, falan öyle yani, bir şey var. Aman evlere basmayayım. Bir elemanın böyle uzun bıçak evet, evet. Gibi kolları var. Öyle bir şey lazım. Ağzından götünden bir şeyler çıkıyor falan. Bayağı destroyer yani. Bayağı yani iyi. King Kong rahat alır aslında. Oo, King Kong adamın ağzına sıçar. King Kong da King Kong'u dövüyor abi. Ama filmde. İzlediniz mi son feci şeyi? Yok izlemedim. King çok Kong kötü. Mu dövüyor? Yok hayır Godzilla dövüyor King Kong'u. Öyle sonra mi? Sonra birlikte... Aa. Abi yani o film birlikte çok kötü kim... bir film. İnsanlarla King Kong işbirliği mi yapıyor? Yani maden upload Allah. Ediyorlar abi bir noktada filmde. Maden bayağı da... USB ile maden aktarımı gerçekleşiyor. Ne Godzilla ya? Anlamıyorsun zaten. Ne oluyor? Peki şunu sorabilir miyim filmde? Yani Godzilla geldiği için yani tesadüf eseri mi birleşiyor ikisi? Yoksa şöyle Godzilla oluyor. Geliyor da insanlar King Kong'u King Kong'u bir yere bir yerden bir yere transfer edince Godzilla burada başka böyle büyük dayı olamaz. Ben buraların efendisiyim. Sıçarım ağzınıza diye çıkıyor. Sigara ile taksiden iniyormuş. Buraların efendisi benim. Kolpaçına da şey giriyor ya adam içeri böyle. Kim kimi koparıyor diye çıkıyor. Ondan sonra bunlar böyle dövüşüyorlar falan. Sonra neyse Kong'u bir yere götürüyorlar. İkili böyle altı üstü dünya olan bir yer var. Altı üstü dünya mı? O böyle... Bir paralel şey world gibi. Diyor. Evet böyle paralel evren boş gibi ama dünya. Dünyanın ortası Allah Allah. İşte Jules Verne. Bu nasıl senaryo ya? Bunu hangi kafayla yazmışlar? Ben de hiç beğenmedim. Çok... King Kong Godzilla'yı getir oraya zaten ilginç bir şey daha üstüne ne konuşuyorsun? İşte çok üstüne vakitini uzatmak için. Öyle doğru gerçek. Yani ama en son yani işte. Bir buçuk saat dövüşseler ya. Bakışıyorlar. Bir tane mekanik. King Kong Godzilla bakışıyor böyle. Mekanik Godzilla var. Onu, arkada onu, Türk onu dizisi müziği çalıyor. O dünyanın içerisindeki bir madeni.
getirmeleri gerekiyor ama o dünyanın içerisinde maden olup olmadığını zaten nereden biliyorlardı? Çok kötü senaryo. En son USB ile Wi-Fi yöntemiyle o yani hiç böyle fiziken o maden gitmiyor yani. Bir film vardı ya, kadın USB'siye dönüşüyordu filmin sonunda, hatırlıyor musun? Neydi o filmin ismi? Lucy miydi? Lucy'ydi, Lucy. Abi o film bok gibiydi ya. Ben Scarlett'in oynadı. O film çok iyi yani güya. USB'siye dönüşüyor. Bir şey diyeceğim. Şu an arkada bir yat geliyor ve millet bağırarak dans ediyor. Bak farkında mısınız bilmiyorum. Biz de katılalım. Evet yani ne olacaklar gibi değil mi? Bilmiyorum yani. Niye bu kadar coşuyorlar? Neye coşuyorlar ki bu kadar? Kiralamışlar. Bırak turistler. Bırak coşsunlar be abi. Haftalardır evdeler. İnanılmaz. Şuraya bir close up alabiliriz. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence coşulması gereken bir yer varsa bence orasıdır. Hani burası utan, değil. Utan Cevdet, utan bak. Karşıdaki bak, çekime bak, bir de buraya bak. Biz topluca buradan kala kaldık yani. Mi? Bilmiyorum. Instagram stories çekiyor herhalde. Siz niye eğlenmiyorsunuz diyor. Ha yabancıymış bunlar. Selam. Yabancıymış dedim, selam dedi. Arap mı acaba? Hemen gaza geliyor. Yeah. Yani şu an kendimi çok salak hissettim. Niye? Salak gibi hissettim kendimi. Neden? Şu salaklık transferi oldu. Ya onlar onlarla iletişim kurmaz zaten ya bu aynen. Şekilde. Lan millet orada oynuyor, ben ayağımda battaniye var derim. Yaprak sökülür. Böyle duruyor. Millet eğleniyor oğlum. Boğazda eğleniyor. Ayağımda battaniye var ya, gerçek. Dizim üşüyor, dizim. Hani acaba hava sıcak? Biz mi yaşıyoruz? Diyorum ya coşku. Evet yani coşkuları almışsınız. Göğsü açık dans ediyor millet. Savaş muhabirleri masası. Ya da ısınmak için dans etmemiz gerekiyordu. Biz hata yaptık. Evet. Dizimde battaniye var ya. Geçerken ya Bluetooth ya bir şey, bir takım aktarım teknolojisiyle bizi doğru. Ciddi anlamda bir gerizekalı transferi oldu gibi hissediyorum. Ne oluyor diye anlamaya çalışayım. Farkındaysanız müzik yoktu. Evet. Değil mi? Farkındaysanız. Çok önemli bir müzik detay. Müzik yoktu yani. Ve dans ediyorlardı. Evet. Yani. Acaba boğazda bir öyle bir dalga mı var? Belirli bir frekansla müzik mi duyuluyor? Bizim duyamadığımız kesin bu ekip ve bu. Yani sıfır müzik ya. Olarak. Yani nasıl doğru. Olabilir? Ya da şöyle düşündü kaptan. Ah video çekiyorlar, telif. Aynen. Twitch yayını. Çok kapalı. Aşırı düşünceli yani. Aşırı düşünceli kaptan. Okkam'ın usturası şeyini bilir misin? Evet. Şeyde mi duran o tepede, yok kimin kılıcıydı? Yok o Demokles'in kılıcı. Kimin kılıcı? Bu berberde duruyor. Kimin ama? Usta berber. Usta kardeşim. Jilet. Neydi Volkan Bey? Karmaşık bir şeyde en basit olan doğrudur evet. Olay mı? Evet. O yüzden evet. Hani yani bir tarafta şey var, gerizekalı insanlar bunlar. Bir tarafta da işte hani duyamayan bir frekans konuşuyor. Sadece eğlenen insanlar. Blörleyelim insanları. Ondan sonra izleyip böyle. Ne? Böyle mi düşünmüşler hakkımızda diye ağlamasınlar. Ama şöyle olacak o. Hani evde de dans ettikleri için. Ne? Böyle mi düşünmüşler bizimle alakalı? Bilmiyorum ki. Yani niye hakikaten ya? Çok da umursamazlar herhalde. Şu nasıl bir hareket olabilir ki? Arka arkaya çok laf yedik ama ya. Bir 10 saniyede bir 45 tane falan cümle geldi bizim. Ben bize güldüklerinden sonra sinirlendim. Bizimle evet, ne dediler? Bir şey, bir laf attılar. Neyi, ne laf attılar ya? Diye bağırdı. Selam ha, dediler. Sonra, aynı anda bir sürü laf yedik. Burada summonlayabileceğiniz en garip kişi kim olabilir? Bu denizin ortasındayız, Boğaz'da ve bu masadayız. Ayrıysak da beraberiz de kapıcı vardı. Azerbaycan bir taklidi yapıyordu. Ay şey. O yerden çıkıp Lazlı olan değil mi? Bütün evet, uyuyordu. Evet. Ben kesin de Mustafa Sarıgül'ü summon ederdim şu anda. Hani şöyle çıkardı. Gölge yumruk. Aynen çıkıyor böyle. Sonra da garip garip şeyler yapardı muhtemelen. Ya o hareketi bana şeyi anımsatıyor. Terminator 2'nin sonunda Arnold Schwarzenegger lavların içine gidiyor. Mustafa Sarıgül de öyle evet. Giriyor lavların. Ama öyle çıkıyor. Lavların içinden çıkıyor böyle. Sırıtarak. Müzik de gider hemen. Aynen. Biz de bekliyoruz o çocuk gibi başında crossword'u. Gidişini mi izleyeceğiz, gelişini mi işte? Gelişi de olabilir, lavlardan yani, da çıkabilir. Ya ne olurdu mesela böyle bir seçim videosu yapsa? Değil mi? Mustafa Sarıgül, lavların içinde erirken. Yapabilir bence bu arada. Çok iyi olur bence. TikTok'ta bence çocuklar izler. En son porselen dişleri gözükmesi lazım bence. Kalıyor onlar böyle. Çevirecekler üzerinde. O kadar sağlam. Güzel de dişçi reklamı olur mesela değil mi? Muhteşem bir dişçi reklamı. Bak şimdi evet şimdi oldu. Her şey gider dişler kalır falan gibi bir şey. Adamı gömüyorlar mesela, 1000 yıl sonra arkeologlar buluyor. Ya diyorlar ne güzel dişler falan. Hemen slogan.
Dento zart zurt falan bir şey. Dento zart. Misvak. Şurası öğretmen eviymiş ya. Evet ama. Yani öğretmen evleri çok popülerdi değil mi? Sanki ben. Ama sadece öğretmen çocukları ve öğretmenler evet, gelebiliyor. Evet, evet evet. Evet. Sonradan açtılar. Ucuz. Yok sonradan açtılar evet aynı. Herkes gitmesin. Burası ama özel galiba yani çünkü. Yok sonradan şey, kalktı diye biliyorum. Ünlü markalarımızdan. Ya yine gidebiliyorsun ama normal fiyattan kalıyorsun. Evet. İndirimli kalamıyorsun öğretmen değilsin. Öğretmenin bitişik yazılıyormuş. Ben şu an bunu anladım. Ben ayrı belki yanlış yazmışlardır. Bir öğretmen bunları uyarmamış mı? Bence şöyle olması gerekirdi. Hani mesela pasta, pastane. Hani haneden giderek öğretmane gibi bir şey yapabiliriz. Öğretmen. Öğretmane gibi bir şey daha güzel olurdu. Hem marka değeri de taşırdı. Ortman. Bunlar yarı otel oluyor biliyorsun. Evet yani evet. Burada kalabiliyorsun. Kalan yani. Vardı burada. Hatta düzenli kalanlara bir acınırdı hani. Bir tane öyle bir oyuncu vardı. Ben bir kısa film için oyuncuyu almaya gittim. Öğretmen evinde kalıyordu. Adam dışarı çıkınca bir üzülmüştüm haline. Öğretmen taklidi mi yapıyormuş? Niye yani böyle? Bağırıyor değil mi? Bir giriyorlar böyle. Evet. İki kere iki. Ama şey değil mi bu? Şener Şen gibi altta donar. Peki yani ani öğretmen şey böyle şey. Hani hali böyle hani almıştın adam arabanda böyle. Şey günaydın. Parça ekmek var mı? Parça ekmek var mı? Böyle bir an mı yaşadınız? Yani evet neden? Ne oldu? Belki adam ucuza kalmış. Adamın üstünden ağır bir rutubet kokusu falan mı geldi? Ne oldu yani? Çorba, ekmek. Özgür bir şey var mı? Ekmek, bir şeyler. Özgür de torpidodan polo çeker mi? Yesin diye. Kendiniz simit alacaksın bana da köşesinde. Bize karper alsana be ıslak mendil falan. Adamı siliyorsun ama ıslak mendil. Pistir. Filmi abi birazcık kokmuşsun seni. Kıraş falan ediyorsun. Arabada sabah sabah. Aaaa. 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 Aa